Selam arkadaşlar. Temel atma töreni yaz kampına hepiniz hoş geldiniz. 20 günde Türkçenin temelini atıyoruz arkadaşlar ve ayrıca Türkçe ile matematiğin arasını düzeltmeye çalışacağız. Peki bu nasıl yapacağız? Sözel düşünce formülünü öğreneceğiz ve sözel düşünce formülünün sayısal sorular üzerindeki etkisine hep beraber bakacağız özellikle problemler konusunda. Ve tabii ki bu sözel düşüncenin paragrafta nasıl bir stratejiye döndüğünü hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki dil bilgisi soruları nasıl çözülür? Dil bilgisi konularına nasıl bakılır? Nasıl ilerlenir? Bunların hepsini tek tek bu kampta göreceğiz arkadaşlar. Hemen uyarılarımızla devam edelim dersimize. Uyarılar ne demişiz bakalım? Konuları çalışma sıran çok önemli. Özellikle dil bilgisinde konuları çalışma sıranız çok önemli gençler. Mesela birazdan bakacağız. Ek kök bulmadan ben ses olayı nasıl bulabilirim? Bulamam. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Her konu birbiriyle bağlantılıdır demiş. Kesinlikle öyle. Mesela diyelim ki cümlenin ögeleri konusunu çalıştın. Baştan sona kadar bütün bilgileri edindin ama hala çözemiyorsun. Veya herhangi bir başka bir konuyu. Hala çözememenin nedeni onunla alakalı başka bir konuda sıkıntı yaşamandır arkadaşlar. Bu bilgiler hep göz ardı edilir ama en önemlisi budur. O yüzden standart sapma soruları özellikle standart sapma soruları Türkçe'de birbiriyle çok bağlantılı konulardan gelir. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Anlam bilgisi sorularının da taktikleri vardır. Tabii ki anlam bilgisi sorularının da taktikleri var ama sadece bir tane taktiği yok. Mesela paragrafın sadece sonunu okudum. Ana fikri bulurum. Ya <laughs> Böyle taktikler değil arkadaşlar. Şöyle de çözebilirsiniz, böyle de çözebilirsiniz diyebileceğimiz taktiklerle sizlere geleceğiz. Bakalım ne demişiz? Bir de şöyle sıkıntılar yaşıyoruz gençler. Bana soru getirmiyor öğrenci. Diyorum ki neden soru getirmiyorsun? Bunu birkaç öğrenciyle yaşıyoruz. Özellikle başlangıç döneminde, giriş döneminde, sezona başlangıç döneminde. Çocuklar diyor ki öğretmenim dil bilgisi sorusu getiriyoruz ya. E paragraf ne olacak? Hocam paragraf sorusuna mı getirelim? Aklı dengesini kaybetti. Tabii ki paragraf sorusu da getireceksin. 40'ta 25-26 oranında soru çıkıyor. Ne yapacağız o zaman biz özellikle TYT'de? 40'ta 25 paragraf. E, zaten matematik soruları artık paragraf gibi. E tarih zaten paragraf. E senin bu işi çözmüş olman lazım. Sınavın geneline yayılmış bir konu artık bu. Okey, hep beraber taktiklerine tek tek bakacağız. Temel atmadan kaç çıkılmaz demiş. Evet, aynen öyle. Kendinizi objektif eleştirin arkadaşlar. Hangi durumdaysanız, ne konumdaysanız ona göre hareket edin. Benim temelim var. Türkçe çok kolay. Şimdi birazdan ona da değineceğim. Durumu taraftar tarafsız değerlendir demişiz. Doğru. Türkçe kolaydır sorusuna. Arkadaşlar Türkçe kolay bir ders değildir. Kafamızda matematik matematikte çok zorlandığımız için Türkçe bize çok kolay geliyor. Adam 5 doğru yapmış, 5 net yapmış matematikte. Türkçe de 17 yapmış. Diyor ki öğretmenim benim Türkçem çok güzel. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam? Hani böyle sınıf ortamı Türkçeniz çok güzel falan değil. 40 soruda 17 doğru berbat etmişsin, batırmışsın sınavı demek. Okey? Ona göre bir strateji belirleyip çalışmak zorundasınız. Türkçe kolaydır deyip işin içerisinden çıkamazsınız. Hemen gelelim arkadaşlar şu konuyu çalışma sırasına. Özellikle dil bilgisinde bakalım beraber sözcükte yapı konusu ilk çalışacağınız konu olmak zorunda. Çünkü ek kök ayırmadan, ekleri bilmeden, kökleri bilmeden daha sözcük türlerine, ses olaylarına geçemezsiniz. Çok fazla ihtiyacınız olacak buna. Sözcük türlerini çalıştınız. Ondan sonra ses olaylarına bakabilirsiniz. Ek kök ayırarak ses olaylarını bulabilirsiniz. Ekler ve kökler artık size yabancı gelmez. Özellikle ekler yabancı gelmez. Ondan sonra sözcük türlerine gidebilirsiniz. Çünkü isim tamlaması diyeceğiz. Tamlayan eki, tamlayan eki diyeceğiz. Bir ton şeyden bahsedeceğiz gençler. O yüzden önce sözcükte yapıyı çalışıyoruz. Ondan sonra ses olaylarını çalışıyoruz. Ondan sonra sözcük türlerini çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bugünün videosunda sözcükte yapıyı işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım sözcükte yapıda neler varmış. Ek kök demişiz süper. Şimdi... Bakın çok yanlış bir bilgi var burada. Her yerde hemen hemen her konu anlatımlı kitapta bu cümle geçer. Diyor ki sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. E peki bakalım sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök deniyorsa. Bakalım balıkçılar kelimesinin kökü bal mı? Bal olabilir mi? Bal şimdi anlamlı. E sözcüğün anlamlı en küçük parçası o zaman bal. E balıkçılar kelimesiyle ne alakası var? tabii ki hiçbir alakası yok gençlik. Şöyle bakacaksınız. En küçük parça ile sözcüğün arasında anlam bağı varsa onu kök olarak alabilirim. Mesela bu sözcüğün kökünü bal olarak alamam. Bu sözcüğün kökünü balık olarak almak zorundayım. Mecburi istikamet. Bal olamaz ki balla balık arasında bir bağ yok. E ağladım kelimesi yine aynı şekilde. A mı bunun kökü? E anlamlı küçük parça a en küçük parça a anlamlı olan ama bunun kökünü ağlamak olarak almak zorundasın. Bir de böyle hani hocam lela eki gelmiş bak burada lela var. Hani böyle tanıdık geliyor ya lela, lılı falan ekleri. Böyle bir dünya yok. Kökünü bulmak istiyorsan sözcüğün anlamlı en küçük parçayla sözcüğün kendisi arasında bir anlam bağı olmak zorunda. Buna çok dikkat etmelisin. Hadi bakalım. Kalemci. Kalmak mı bunun kökü o zaman? Hayır bunun kökü kalem. Çok basit değil mi? Bu şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun gençler. Sözcüğün anlamlı en küçük parçası kökü değildir. E bir bakalım peki bunlar ne demişiz? Çevresindeki. E bunun anlamlı en küçük parçası çev falan. Hayır arkadaşlar. Burada ses olayları devreye giriyor işte. Bunun kökü çevirmektir. Burada iyi düşmüş bir ünlü düşmesi yaşanmış. Okey hemen bakalım ağardı saçlar. E bunun kökü ağ mı? Bunun kökü a olamaz ki. Bunun kökü ak. Burada bir yumuşama eylemi gerçekleşmiş. Bunu da ses olaylarında göreceğiz gençler. Hemen geldik isim kök mü, fiil kök mü? Şimdi kökler isim kök ve fiil kök olmak üzere ikiye ayrılıyor gençler. Bir bakalım masalarda bu kelimenin anlamlı en küçük parçası şu kelimeyle anlamlı olan en küçük parçası masa kelimesi değil mi? E masa bir isimdir. Ne demişiz dipnot olarak biz? Fiiller hareket bildirir, isimler durağandır. Genel olarak böyle bakabilirsiniz. Ellerinde kelimesinin kökü eldir. Okey? O zaman bu el bir isim, bir hareket bildirmiyor. Baktık fiil köke bakalım. Geçitler, geçitler kelimesinin kökü geçmek fiilidir değil mi? Anlamlı bir kelimeyle anlamlı olan en küçük parçası. Koşudalar kelimesinin kökü koşu değildir, koşmaktır. Burada u almış yapım eki birazdan ekler konusuna geçtiğimizde buna da değineceğiz. Hemen bakalım ek kök alıştırması demiş. Peki şunu yapacağız. İsim mi? Fiil mi? Bunu bulacağız. Sözcüğün kökünün Türü diye bir soru kalıbı var gençler. Kökünün türü. Tür dediği zaman birazdan bu konulara tek tek geleceğim. Kafanızı yormayın bunlara. Sadece kök bulacağız şu anda. Kökünün türü diye sorduğu zaman isim mi, fiil mi diye bakılır. E hadi hep beraber bakalım. Atlarından kelimesinin kökü o zaman. At. E şimdi bu atmak fiili mi? Yoksa bildiğimiz at mı? Atlarından dediğine göre o zaman bu isim kökü olmuş olacak. At. Atmak fiili değil. Baka kaldı. Bunun kökü ne olacak? Bakmak olacak arkadaşlar. Baka kalmak, e kalmak, e gelmek, e durmak falan. Sevgililerim bunun kökü sevgililerim nasıl örnek öyle? Sevgililerim bunun kökü sevmekten gelir. O zaman bu bir fiildir. Şunlar isim. Bu, bu bakmak fiil pardon. İçimizdeki. E peki bunun kökü iç. E bu içmek mi yoksa bir şeyin içi anlamındaki iç mi? Hemen kelimeye bakıyoruz. İçimizdeki. O zaman içmek fiili olamaz. Bu bir isim olacak. Bunlar sesteş kökler gençler. Bunlardan da bahsedeceğiz. Solungaç. Solungaç kelimesinin kökü sol mu? Solmak veya yön olan solla hiçbir alakası yok. Solumak bu bir fiil. O zaman bunu aldık. Bak zorlanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Fiil diyoruz. Koşudalar bunun kelimesinin kökü koşmak. Zaten söylemiştik fiil. Kansızlık. Kan. Bu kelimenin kökü kan olacak değil mi? Peki kan kelimesi fiil olan kanmak fiili mi? Yoksa bildiğimiz damarlarımızda dolaşan kandan mı bahsediyor. E kansızlık dediğine göre damarlarımızda dolaşan kandan bahsettiğine göre bu isim olacak. Bakalım dertleştik kelimesinin kökü ne olacak arkadaşlar? Dert olacak. Dert dediğimizde isim olacak bir hareket bildirmiyor. Şimdi hemen geçelim. Hep karşına çıkacak olan kavramlar ve bunu yıllardır benim hemen hemen çoğu öğrencim Karıştırıyor birbirine. Ben tür soruyorum adama adam yapısını veriyor. Mesela ben diyorum ki bu sözcüğün tür aşağıdakilerden hangisidir diyorum. Hocam birleşik. Türemiş diyor. Vay canına. Tür ve yapı Türkçe'de standart satma sorularını içerir gençler. Bu bir gerçek. Sözcüğün türünü soruyorsa veya sözcüğün yapısını soruyorsa bu çok sık öğrencilerin çok sık yanlış yaptığı bir konu. O yüzden sen dikkatli olursan başarılı olursun. Eğer sana sözcüğün türünü soruyorsa bu isimdir ya da fiildir. Tabii ki isim soylu sözcüklere hep beraber bakacağız. Eğer yapısını soruyorsa basit, türemiş, birleşiktir gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Yapı basit, türemiş, birleşik. Tür isim mi fiil mi? Tabii ki şu isim soylu sözcüklerden isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlemede hep beraber ilerleyen derslerimizde bakacağız gençler. Günün sorusuyla bu videoyu kapatalım gençler. Günün sorusu topladım kelimesi ve kavşaktakiler kelimesinin köklerini bulacaksınız. Nedir? Ve bu köklerin türünü bulacaksınız. Bu köklerin türü tür ne demiştik? İsim veya fiil demiştik. Bulduğunuz cevapları bana yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmuyorsunuz gençler. Kampı takip ediyorsunuz. İlerleyen zamanlarda birkaç video geçtikten sonra size ödevlendirme de yapacağım. Kaynak tavsiyesinde de bulunacağım gençler. Temelinizi atmadan asla kat çıkmayın üzerine gençler. Ve özellikle ama özellikle yaz aylarını verimli değerlendirirseniz ilk deneme sınavınızda arkadaşlarınıza fark attığınızda bize teşekkür edeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kampı takip etmeyi unutmayın gençler. Görüşürüz.